Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli günler, sağlıklı, aydınlık yarınlar inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Es-salatu ve's-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve âşirûhunne bil ma'ruf. Sadakallahul azim. Nisa suresi 19. ayet. Ve kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Hayrukum hayrukum li nisâihi ve ene hayrukum li nisâi. Tirmizi hadisi. Sadaka Rasulullah fi mekal ev kema gal. Sevgili dostlar, inananların sadece ahiretleri değil, dünyaları da cennettir, evleri de. Evin cennete dönüşünde en büyük pay ise hiç şüphesiz ki karıyla kocaya aittir. Erkek ve hanıma aittir. Karşılıklı sevgi, anlayış ve yardımlaşmaya dayanan ve eşlerin vazifelerini eksiksiz yaptıkları bir aile hayatı gerçekten cennetten bir köşedir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz veda hutbesinde bu huzurun temel taşı olan vazifelerin karşılıklı yapılmasını hatırlatarak, sizin kadınlarınız üzerinde hakları, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır buyurmuştur. Bu hak ve vazifeleri de birçok hadislerinde çeşitli vesilelerle hatırlatmıştır. Bunlara baktığımızda birçok sistemde olduğu gibi ne kadının erkeğe baskı yapan bir hükmedici ve ne de kadının prangalı bir köle olduğunu görürüz. Yok böyle bir şey. Aksine dinimizin karı ve kocayı karşılıklı sevgi ve saygıyla birbirlerine bağlanan bir bütün, birbirlerini tamamlayan bir eleman ve bir elmanın iki yarısı gibi gösterdiğini görürüz. Ailede başkanlık erkeğe verilmiştir. O evin reisidir. Kadın Allah'ın emrine isyan söz konusu olmadığı sürece kocasının emrine itaatla mükelleftir. Kadının kocasına karşı vazifeleri itaat, sadakat, evin ve çocukların hamiliğini yapmak, namus ve şerefini çiğnetmemek şeklinde özetlenebilir. Kadın evi ve çocuklarını bir bekçi gibi korur. Kocasının sırlarını ifşa etmez. Namusunu çiğnetmez. Aile yuvasının düzenini bozucu davranışlardan kaçınır. Malını israf etmez. İtaatsizliğe girmezse o kadın iyi bir kadındır. Allah Resulüne kadınların hangisi daha iyidir diye sorulduğunda kendisine bakıldığı zaman temizliği, güzelliği ve güler yüzlülüğüyle kocasını neşelendiren, emrettiğinde itaat eden, nefis ve malı konusunda kocasının hoşuna gitmeyecek davranışlardan kaçınan kadındır cevabını vermişlerdir. Diğer bir hadislerinde ise taşıdıkları bazı özellikler sebebiyle kadınları şöyle müjdelemektedir. Beş vakit namazını kılan, yılda bir ay orucunu tutan, namusunu muhafaza eden kadın, cennet kapılarının dilediğinden girsin. Elhamdülillah. Sevgili dostlar, güzel kardeşlerim, kocasının da karısına karşı önemli vazifeleri vardır. Kocanın da eşine, karısına karşı önemli vazifeleri vardır. Her şeyden önce erkek, İyi geçim içerisinde yaşamayı esas alacaktır.
kadının tabiatını, mizacını, hassas bir ruhta yaratıldığını düşünüp hoşgörülü davranacak, kırıcı, incitici söz ve davranışlardan uzak kalacaktır. Asla sert ve kaba davranma, dövme yoluna gitmeyecek. Bu hayat arkadaşının sadece şu geçici dünyada değil, ebedi hayatta da, ahirette de, inşallah cennette de kendisiyle beraber olacağını düşünecek ve o ölçüde şefkatle davranacaktır. Allah Resulü, sizin en iyiniz ailesine karşı iyi davrananınızdır. Ben içinizde ailesine karşı en iyi davrananızım buyurmak suretiyle bu hususlarda da bize örnek olmuşlardır. Sevgili dostlar, kadınların kusurları, eksiklikleri olabilir erkeğin de. Meseleyi büyütmeden tatlılıkla düzeltmelidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam onlara, eşlere ve yaptıkları işlere çirkin denilmemesini, kötü söz söylenilmemesini, darılıp yalnız bırakılmamalarını tembihlemiştir. Onların eye kemiğine benzediklerini, fazla doğrultmaya çalışıldıkça kırılabileceklerini, kendi hallerine bırakıldıklarında da eğri kalacaklarını hatırlatmış, hassas ve dikkatli davranılması gerektiğini belirtmiştir. Sevgili kardeşlerim, güzel dostlar, kadın ve erkek ne derece dinlerine bağlı olurlarsa, ailede o ölçüde huzur ve saadet olur. Ne mutlu o kocaya ki, karısının dindarlığını taklit eder, ebedi hayatta da beraber olabilmek için, O da dindar olur. Ne mutlu o kadına ki o da dindar kocası gibi olmaya ve ebedi hayatta onu kaybetmemeye çalışır. Yazıklar olsun o erkeğe ki dindar karısını ebedi hayatta kaybettirecek tarzda sefahat ve günahlara dalar. Kadın da dindar kocasını taklit etmeyip ebedi arkadaşını kaybeder maalesef. Allah muhafaza. Binlerce yazık o kadın ve erkeğe ki günahta birbirlerine özenir. Birbirlerinin ateşe atılmalarına yardım ederler. Halbuki hayırda yarışmaları, güzelliklerde yarışmaları ve birbirlerinin cennete gitmelerine vesile olmaları gerekirken maalesef kötülükte, çirkinlikte, günahta birbirleriyle destekleşir, yardımlaşırlar. Evet, binlerce yazık o kadın ve erkeğe ki günahta birbirlerine özenir. Birbirlerinin ateşe atılmalarına, cehenneme gitmelerine yardım ederler. Allah muhafaza. Müjdeler olsun o karı ve kocaya ki bu dünyada kendilerini bir misafir görüp ona göre davranıp ahiretlerini de dünyalarını da cennete çevirir. Birbirlerinin ellerinden tutarlar. Mevlam cümlemizi bu şekilde birbirinin elinden tutan dünyada bir misafir olarak kalacaklarını ve ahirette ebedi hayatta bir ve beraber olacaklarını sağlayacak şekilde ahiretlerinde, dünyalarında cennete çevirenlerden eylesin. Birbirimizin elinden tutup birlikte cennette cemalullahı görmeyi nasip ve müyesser eylesin. Sevgili dostlar, güzel kardeşlerim, İmam-ı Gazali Hazretlerine göre evlenme ve faydalarını şöyle sıralamakta. Dört maddede bunu belirtiyor. Birincisi, evlenmenin faydalarından, nesli
sürdürme, nesli devam ettirme ve çocuk sahibi olmak için evlenilir. İkincisi, iffet ve namusunu muhafaza etmek için evlendikleri zaman karı koca birbirlerinin namuslarını muhafaza etmede yardımcı olmuş olurlar. Üçüncüsü, geçim yükünü çekmede yardımcı olmak. Geçinme hususunda da birbirlerine yardımcı olurlar. Dördüncüsü, çoluk çocuğun bakımını, yetiştirilmesini ve iyi insanlar olarak topluma kazandırılmalarını sağlamak suretiyle bir nefis mücahedesi ve imtihan verme, fedakarlık ruhu kazanma. Bu suretle bir nevi çile çekerek manen yükselme ve sevap kazanma. Allah cümlemizi İmam-ı Gazali'nin saydığı bu dört maddedeki hususlara uymayı ve Yüce Mevla'nın rızasını ermeyi, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin Livaül Ham sancağı altında toplanmayı ve Cemalullah'ı görmeyi nasip ve müyesser eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, Ahmet Yıldız kardeş, Hamza kardeş, hayırlı günler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.